Böyle Vestragis diye bir şey var. Çok bildiğimiz bir marka değil. O yüzden pas geçiyoruz burayı. Evet. Şu an bir şey dikkatimi çekti. Senin de büyük ihtimalle birazdan dikkatini çekecek. Çekti. Kırı kafalı, gördün mü? Evet. Oğlum ben parayı öderim. Bu göçmen, bu gazla çalışıyor. Falan o sökümler A'dan Z'ye. Kan, göz yaşıyor. Kan, ter, göz yaşıyor. Kan, göz. Yoruldum ya, vallahi yoruldum. Yordu. Ünlü? Bak fotoğrafı da var zaten. Tabii kullanıcısını. Ve acayip işçilik var ya. Küfürleri de ekle kanka. Bunların hepsinin davasını açacağım zaten. İzmir'den Gökhan telefonlarımızda. Gökhan Bey hoş geldiniz. Eğleniyor muyuz? Evet, Ankara'da trafik gayet açık. Yollar açık. Hava çok güzel. Eğlenmeye devam edelim efendim. Bu akşam saat 4'te Maydan'da festivalimiz başlıyor. Akşam konserlerimiz olacak. Standımızda hepinizi bekleriz. Buradan İzmir'deki bütün sevenlerimize selamlar yolluyoruz. Onu halledecek. Biz de o sırada burayı kurarız herhalde. Çek kardeşim, çek. Anlatmaya gerek yok. Evet, kayıtta. Kayıtta, hadi. Neredeyiz? O kayıtta, sen neredesin? Ankara'da. Maydan'dayız. Evet, Maydan, Ankara'da. Seyirciye saygıdan önümü de ilikledim. Maydan, Ankara'dayız. Çok güzel bir motosiklet etkinliği var. Riders Weekend. Bu sene 5.'si mi oldu? 4.'sü galiba. 4 veya 5.'sinin düzenlendiği Riders Weekend'dayız. Her sene üstüne koya koya gerçekten etkinlik büyüyerek gidiyor. Size biraz etkinliği gezdirmek istiyoruz bu sene. Buradan başlayalım dedik ama şurada da BMW'ler var. Şunlardan başlayalım o zaman. Aynen, ya burada bakalım. Böyle çeşitli yerlerde, çeşitli alanlarda sergilenen motorlar var. Bir de her tarzda motorlar var yani. Hani. Evet, sadece cruiser, sadece vesaire bir şey değil. Burada BMW'nin yeni çıkarttığı bazı modelleri var. Şunu görmüştüm. Scooter değil mi? Aynen. Müthiş bir tasarım ya. Çok gerçekten teknolojik ama bence. Çok teknolojik ama işte artık her şey buna döndü. Tasarım buna döndü. Bu da elektriklisi galiba. İkisi de elektrikli zaten. Ha, scooter da mı elektrikli? Scooter da elektrikli diye anlamıyorum. Biliyorum. Yanlış olmasın. BMW'lerden. Elektrikli ama diye çok biliyorum. Güzel. Tasarımlar gerçekten çok fütüristik. Futuristik. Burada BMW'leri gördükten sonra, bu arada arkada da var ya, hayvan gibi Harley'ler var ha. Evet. Ya bak, yeni çıkan Road çok, Glide'ler şu an falan bir şey orada. Dikkatimi çekti. Evet. Senin de büyük ihtimalle birazdan dikkatini çekecek. Çekti. Su mu çekti? Kırı kafalı, gördün mü? Evet, Fatboy değil mi o? Galiba. Çılgın bir kuru kafalı Fatboy var ya, şuna bir zoom girsene burada. Aynen. Evet, burada da. Evet, ya, devam edelim. Taraftan. İnsanlar yavaş yavaş toplanmaya başlıyor. Birazdan böyle bir kortej gibi bir şey olacak, içeride gezecekler. Vespalar burada var. Burada da özel seri Vespalar var. Birkaç tane Special Edition. Tatlış motorlar. Bak, şunların tasarımını çok beğeniyorum bir de. Gerçi bunların da hepsinde önde tek kol maşa var. Yalnız Celestine'in tasarımından bayılıyorum bu modelin. Dokunmayacağız. Devam edelim. Burada çok güzel yazmışlar ha. Motorlar diyor şu an mola veriyor. Tekerlerin dinlenmesine izin verin. Bizim de biraz dinlenmemize izin verin ya. Burada etkinliğin en gözde. Yok ya, burada West Riders diye bir stand yapmışlar. Tanıyor musun? Yok, ben tanımam. Ben de tanımıyorum. O yüzden bu yani örtüsü açılmış. Ha, bir de böyle örtüsler falan, motor örtülü bir motor falan var. Böyle West Riders diye bir şey var. Çok bildiğimiz bir marka değil. O yüzden pas geçiyoruz burayı. Evet. Burada
Örtünün altında Triumph Rocket 3. Rocket 3 var. Boya projemizdi. Boya işlemleri yaptık bu motora. Acayip bir boya işlemlerini anlatan acayip bir bölüm geliyor bununla alakalı. Burada etkinlikte bunun açılışını yapacağız. Takipte kalın. Acayip bir video geliyor. Böyle maceralar, entrikalar falan. O A'dan Z'ye, başımıza gelen her şeyi. Kan göz yaşıyor. Kan ter göz yaşıyor. Kan göz. Gözlerimin altı morardı yani. O durumdayız. Evet, daha biz işin etkisinden, olayın etkisinden daha kurtulamadık yani. Biraz zaten birkaç saate çıkarız herhalde. Biraz alkolün etkisi artınca işin etkisi azalacak isteriz. Azalacak, yani. Kesinlikle. Valla bu standa işin sonunda geri döneceğiz. Şöyle bir istersen kabaca gösterelim ekranda işte. Ekranda da bizim video dönüyor. Ekranda da aynen. O bizim değil, büyük ekranda. Aa, büyük ekranda da biz dönüyoruz. Aynı video dönüyor. Büyük ekranda da biz dönüyoruz. Böyle... Varız her yerde. Go 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 go. Berke, oyuncu değişikliği. Ya şimdi Motul standında söyleşi vardı. Saliha Hanım'ın bir söyleşisi vardı. Orada da bizim daha önce yaptığımız XT660 duruyordu standta. Onu kullanacak kendisi bu kortejde. Ha öyle mi? E tamam. Sen bir git istiyorsan o tarafa doğru gene. İstiyorsan devam et, fark etmez. Yok, bir gözük bence sen orada. Ya işte bizim o motoru götürmemiz gerekiyordu. Biz videodayken motoru götürmüşler. O yüzden videoya Berke'yle devam ediyoruz. Devam edelim. Motul standına bir bakalım ya. Tekrar buraya dönelim. Burası zaten bizim dükkan. Burası bizim. O dükkan zaten en çok orada eğleneceğiz bugün. Ama buralara karışmadan daha çok kalabalık olacak bir yerden sonra. Bütün standları size göstermek istiyoruz. Evet, kendisi burada zaten. Saliha Hanım da söyleşi bitmiş. Saliha Özkan bu arada. Söyleşi bitmiş. Şimdi takipçileriyle konuşuyor, selamlaşıyor. Burası da Motul'ün standı. Şimdi her sene olduğu gibi ortada bir tane havuzumuz var. Havuzun içinde de motorlar sergileniyor. Bu havuzun içinde motor sergileme konsepti hakikaten benim de çok gördüğümde, çok güzel. 4 sene önce görmüştüm. Evet. Yani yine dediğimiz gibi sadece tek tip motor değil, her türden motosiklet var burada. Bizim sevdiklerimiz de var. Evet. Aa, İvo. Fob Custom ya. Buradan Fob Custom'a selamlar. Evet, Ankara'da o da çok değerli bir ustadır. Metin Doğan. 1992 model Heritage Softail'miş. Yani bence buradaki motorlar arasında en iyi, en güzel, yani en bize hitap eden motor diyebilirim. Bir de sahne kuruluyor her sene. Yine havuzun içinde. Burada da iki tane sanatçı çıkacak, konser verecek. Ana sahnede ana sanatçı Sena Şener çıkacak akşam 9'da. Yani afişte de görüyorsunuz. Ya bak şu Best Riders gene buraya koymuşlar. Ben tanımıyorum da herhalde yeni bir oluşum galiba. Ne yaptıklarını anlamıyorum. Bir YouTube kanallarına falan girdim. Motor mu yapıyorlar? Tekstil mi yapıyorlar? Vallahi ben de anlamıyorum. Onların da ne yaptığı belli değil aslında. Onlar da bilmiyor galiba bilmiyor, ne yaptığını. Bilmiyor. Sütlaç nasıl yenir diye video izledim ya geçen onların sayfasında. Evet evet. Şimdi böyle. Şurada bakın birazdan kortej başlayacak. İnsanlar toparlanıyor. Şöyle arkaya doğru da dolaşalım dışarıdan. Dolaşalım abi. Arkada çok ilginç bir motor var. Daha önce ben ATV Haber'de falan görmüştüm galiba. Her yeri deri kaplı ve üç tekerlekli. Ünlü bir motor. Bir de onu da gösterelim. Evet öyleymiş. Şimdi burada sürüş başlayacak. Biz şöyle sürüşün yanından şöyle aradan kıydıralım. Merhaba, hoş geldin. Ya daha yeni çıktım oradan ya. Birazdan burada sürüş başlayacak. İçeride de bir tur atacaklar. Evet, bayağı bir motor birikmiş. Ya bu arada çıkabilirsek aslında yukarıdan manzarayı evet, yukarıdan çeksek çok güzel olur. Evet, yukarıdan belki akşam çekebiliriz. Evet, akşam şey düşmezsek yukarıdan 12. kattan aşağıya. Buranın yukarısı manzarası çok güzel. Manzarası çok güzel. Burada da herhalde gelen ziyaretçilerin motorları var şu bu an park halinde. Ultra Glide. Ultra Glide. Bu 100. yıl değil mi? 105. 105. 105. yılda bu bakır rengi kullandılar. Çok güzel. Çok güzel. Evet, bak burada da iki tane trike var. Ünlü motorlar. Bir tanesi ünlü, öbürünü... Ne bilmiyorum, o da garipmiş ya, neymiş ya. Belki bu bizim şey gibi oldu fuarda Atay'la motor tanıttığınız video gibi. Sen bu işte iyisin. Ne diyorsun? Yani ilk defa gördüğüm bir motor. Ben de ilk defa gördüm, evet. Biz biraz çok tek odaklı, evet, motorlara tek marka odaklı gidiyoruz. Kafamız da biraz öyle ilerliyor. Ona göre çalışıyor, ona göre şeyler takip ediyoruz. Yeni markalara çok hakim değiliz ama yani... Ama var. Dünyada böyle şeyler var. Spoiler var arkasında mesela. Hakikaten ya. Aynen. Yani o normalde spoiler'ın görevi şey değil mi? Rüzgar geldiği zaman arkayı bassın, yolu tutsun. Rüzgar geldiği zaman sürücüye çarpmayacak mı motorda? Bu biraz görsel hocam. Yani burada mesela... Bir bu motor ünlü bir motor ya. Ve gerçekten canlı ben ilk defa görüyorum. İnanılmaz işçilik var üstünde. Acayip işçilik var. Evet.
TV Haber'de galiba. Öyle bir yerde. Ya da Show TV'de görmüş. Öyle bir yerde ben de gördüm ya. Ünlü. Bak fotoğrafı da var zaten evet, kullanıcısına. Ve acayip işçilik var ya. Çok fazla işçilik var makinenin üstünde. Burada sergileniyor olması da çok güzel bir şey. Bu çok güzel. Böyle işçiliklerin sergilenmesi, diğer insanların da bunları görmesi gerekiyor. Evet, evet çok güzel. Abi üstünde kumanda falan var. O neleri açıyor acaba? Diyeceğim de. Hoparlörler var, senin sürü ışıklar var. Evet. Tüfek bile var orada. Tüfek nerede? Aa, tüfek var. O kadar çok şey var ki biraz fazla incelemek gerekiyor aslında. Evet, inceledikçe bir şey çıkıyor. Altı patlar gibi bir şey var. Ayağını koyuyorsun ona. Haa. El freni var. Yangın tüpü var. Bir tane yangın tüpü var. Aşağıda var mı? Orada da bir yangın tüpü var. Görüyoruz. Orijinal deri ise yanmaz yalnız. Orijinal deri deridir bu. Orijinal deri. Zaten abi şıklara baksana. Tek. Oh. Evet. Tekrar içeri girelim. Girelim. Kayıtta mısın? Biz kendimizi sen kayıttasın. Ya şu an. O kayıtta. Biz neredeyiz? Maydan'dayız. Ankara'dayız. Yeter. Şimdi burada... Heyecandan geldi aslında. Evet abi, burada ya konuşamıyorum. Burada sergilemek için getirdiğimiz boyadığımız, uzun uğraşlar sonucu boyadığımız roket uçu. Roket uçu burada. Burada da bir ekranların karşısında açılışını yapacağız size. Makinenin detaylarını bu videoda ilk defa göreceksiniz. O zaman... Fırat'cığım yardımcı olabilir misin kardeşim? Fırat açarsa... Açıyorum. Aç kardeşim. Büyük hissediyorum. Aman. Şimdi biz etkinliğe döneceğiz. Eğlenmemize bakacağız. Biraz daha eğlenelim. Aynen. Videoyu çok burada çalıştık. Bitiriyoruz. Sizi de etkinlik görüntüleriyle baş başa bırakacağız. Kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi, ürünlerimizi, aksesuarlarımızı internet sitemiz üzerinden satın almayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Uyan oğlum, uyan. Uyandan uyan. Kendine gel. Dur oğlum, riski var. Nimet Allah vermiş. Yoruldum ya, vallahi yoruldum. Yordu. Bitmiyor değil mi? Ya. Yarın bir dinlenme, ondan sonra İzmir'e dönüş devam. Küfürleri de ekle kanka, bunların hepsinin davasını açacağım zaten. Hem parasını alacağım, hem sen kaydetmiyorken döveceğim bunu. Hem dayak yiyecek, hem para ödeyecek. Oğlum ben parayı öderim. Bu göçmen, bu gazla seni çalışıyor. Yere bizim memlekette böyle tamam yeşil gözlü görüyorsan bunlar gazla çalışıyor.